Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında Ramazan'a gideceğiz. Ramazan'ın güzelliklerini, Ramazan'ın tarihimizdeki güzelliklerini konuşmaya çalışacağız. Ramazan adeta bir kutsal tebessüm gibi bizim iklimimize gelir ve bizi kucaklar. Bizi bir ay içerisinde adeta üzerimizdeki tozu toprağı temizler ve bize bir inanç banyosu yaptırır. 11 ayın sultanı diyoruz Ramazan'a. Bunun manası üzerinde hiç düşündük mü? 11 ayın sultanı sanki böyle yakışıklı, güzel bir sultanmış gibi, 11 ayın en güzeliymiş gibi bir anlayışla bize takdim ediliyor. Halbuki 11 ayın sultanı demek, 11 ayın yöneticisi, 11 ayın padişahı, 11 ayı idare eden ay demektir. Dolayısıyla nedir bizim anlayışımızda? Diğer 11 ay Ramazan'ın sultası altında, onun idaresi altında geçer. Dolayısıyla Ramazan bizim hayatımızın diğer bölümlerini de yöneten bir yönetici olarak değerlendirilmiş ve bu şekilde anlaşılmış, anlatılmıştır yüzyıllar boyu. Ve biz bu yüzden Ramazan'a apayrı bir hürmet duyarız. O Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı aydır. Bizim arınmamız için büyük bir fırsattır. Adeta bir gök merdiveni gibi bize, önümüze gelen büyük bir armağandır. Ondan da öte bizim hayatımızı ahireti ayarlayan, ahireti de bize hatırlatan, adeta ikisi arasındaki sınırı azaltan, en aza indiren aylardan birisidir. Şeytanın bu ay zincire vurulmasının bir anlamı da budur. Dolayısıyla geçmişin büyükleri, geçmişte yaşamış büyükler bu aya ayrı bir önem vermişler ve onun içerisinde apayrı güzellikler yakalamaya çalışmışlar. Mesela Süheyl Ünver Hoca'nın bir yazısından anladığımız kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla, eskiden insanlar Ramazan 30 değil de 29 çektiğinde hüzünlenirlermiş. Niçin bu sene biz bir ay, bir gün az oruç tutalım? Niçin o büyük lütuftan bir gün az istifade edelim diye hüzünlenen insanlar vardı etrafında diyor. Ramazan bittiği günden itibaren öbür Ramazanları özleyen, gelecek Ramazanları özleyen insanlar vardı. 11 ay kaldı mübarek Ramazan'a, 10 ay kaldı, 9 ay kaldı diye her ay bittiğinde bunu adeta bir kuyuya ip salmış ve onu yavaş yavaş çekiyor gibi Ramazan'ı gününe çekmekle yıl geçiren büyükleri olduğunu ve Ramazan'ın bir kere daha yaşanması için gözyaşları içinde dualar edildiğini duyduğunu anlatıyor. Dolayısıyla Ramazan adeta şöyle bizim medeniyetimiz açısından bir kuyruklu yıldız gibi geliyor, dünyamıza şöyle bir dokunup geçiyor ve arkasında kuyruklu yıldızın kuyruğundan düşen yıldız parçacıklarını bizim dünyamıza bırakıyor. Ve bu parçacıklardan işte biz bir medeniyet vücuda getirmişiz ve buna Ramazan medeniyeti adını vermişiz. Düşünün, İslam aleminde bile Ramazan geceleri mahya kurulması bizim Osmanlı icadıdır. 1. Ahmet döneminde bu kandil geceleri ve Ramazan gecelerinde camilerin minareleri arasına, eğer iki minaresi yoksa bir minarenin üzerine bir gelinin başına duanın geçirilmesi gibi o kandillerin asıldığını biliyoruz.
adeta o manevi ışığı maddi ışıkta bize göstermeye çalışmışlar. Ramazan elbette sadece mahyadan, sadece direkler arasındaki eğlencelerden, efendim kantolardan, bizim Türkiye'de radyolardan, bu programlardan etkilenerek zihnimizde kalan o 19. yüzyıl ortalarına mahsus kırma eğlence hayatından ibaret değildi. Aynı zamanda Ramazan, evet, eğlence hayatının coştuğu, hızlandığı, adeta bir şampiyona gibi sanatların kendisini geliştirmek için, göstermek için fırsat kolladığı bir aydı da. Düşünün ki tuluat sanatçıları, efendim karagözcüler, meddahlar ve benzeri sahne sanatçıları o ay en güzel eserlerini ortaya koymak için çalışırlar ve o ayda icrayı sanat ederlerdi. Ve hele bir saraya çağrılmışsa, sarayda bir gösteri yapması istenmişse, bu o topluluk için, o grup için, o kişi için adeta mesleğinde yeni bir aşamaya ulaşma fırsatı tanıdı. Dolayısıyla pek çok sanat açısından Ramazan büyük bir fırsat, büyük bir imkan olarak karşımıza çıkıyordu. Kur'an-ı Kerimler daha çok yazılırdı. Hafızlar o ay daha çok coşardı. Ve her köşede, bucakta adeta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehirlerimize gelmiş, bizzat gelmişçesine bir saygı içerisinde Ramazan geçirilirdi. Mesela İstanbul'da diyelim ki Beyazıt Camii'ne gittiniz. Beyazıt Camii'nde tabii hafızlar Kur'an okuyor, işte namaz kılınıyor, tesbih çekenler, ama onların yanında sütunların dibine oturmuş bazı hocalar görürdünüz. Bu hocalar kimisi mesnevi okuyup anlatarak, kimisi Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparak, kimisi hadisi şerif şerhi yapmak suretiyle etrafındaki insanları bu ay manen de ilim olarak da doyurmaya çalışırlardı. Dolayısıyla orada bir iki saat geçiren birisi adeta bir medresede ders görmüşçesine yoğun bir bilgi alarak evine dönme imkanına kavuşurdu. Yahut da diyelim ki iftara geç kaldı, orada hemen caminin vakfından yemekler çıkar, karnını doyurur ve iftarını böylece yapabilirdi, açabilirdi. Tabii büyük camilerimiz özellikle Ramazan aylarında adeta bir yardım kurumuna dönüşürdü. Ben yaşlı bir zatla karşılaştığım zaman bana şöyle demişti. Özellikle Ramazanlarda, ama diğer zamanlarda tabii buna dahil, özellikle Ramazanlarda kirli, pasaklı elbiseleri olan insanlar camilere giremezdi. Büyük camilere giremezdi. Ben acaba başka bir maksat mı var bunun altında diye düşündüm. Yani niçin o insanlar ibadet yapmaya bırakılmıyor, ibadet yapmalarına izin verilmiyor dediğinde, hayır evladım öyle değil demişti. O elbiseleriyle giremezler ama yardım eden insanların getirdiği elbiselerle bir odaya girerler. Temiz elbiselerini giyip o elbiselerle elbette camiye dahil olurlardı. Dolayısıyla camilerimiz bile bir yardım ocağına dönüşürdü ve biz bu Ramazanlar içerisinde adeta o diğer zamanlar unuttuğumuz kardeşliğimizi tekrar yakalar, tekrar hatırlardık. Bugün de biraz öyle değil mi? Evet, devir değişti, kılık kıyafetlerimiz değişti, köylerden şehirlere insanlar geldi ama artık bugün de gerek iftar çadırlarıyla, gerek yardım kampanyalarıyla, gerekse herkesin kendi çevresine cömertliğini gösterdiği bir ay olarak Ramazan yaşamaya devam ediyor. İyi ki yaşıyor, iyi ki Ramazan bizim hayatımıza bir rahmet olarak, bir gök merdiveni olarak iniyor ve bizi
En azından bir ay içerisinde sarıp sarmalıyor ve işte gerçekte yaşamak durumunda olduğunuz hayat bu. Aslında böyle yaşamalısınız diye bize her yıl öğüt veriyor. Geçmiştekiler bu öğütten önemli dersler çıkarttılar. Biz de çıkartalım ve gelecek nesillere bu güzellikleri taşıyalım. Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında Ramazan'a gittik. Ramazan'ın güzelliklerinden bir demet, bir küçük demet sizlere sunmaya çalıştık. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hayırla kalın efendim.